Bana niye lüküs değil diye hesap soracaksın. Timur rafine zevklerin adı mıdır Şehmuz Bey? Benden belli. Ay aklıma bir fıkra geldi de Çiğdem, sen bana bakma. Sen ateş basmalarına devam et. Rafine yapalım diyoruz ama nerede burada o vizyon? Ha, benim şu İstanbul'da kaç eserim var, haberin var mı? İstanbul'un halinden belli efendim. Eseriniz de gurur duyuyor. Aa, sen de ya, of. Of canım, ne bu böyle ya? Sen gelmeden önce her şey yolundaydı. Tahaf! Ne avlusu yahu? Bodrum'da avlu 50 derece olur. Yerde yumurta pişirirsiniz. Benim dediğim taşla yaparsanız ev senin olur. Doğal klima. Aa, gerçek klima koymayacak mıyız eve? Taş eve plastik klima koydurtmam. Ay kadın zaten kedi kadar sıcaktan erisin de şişede mi gezdirelim? Servet parazit yapma. Timur Bey bir şey anlatıyordu. Ve ne de güzel anlatıyordu. Küçük pencereler yapacağım. Güneş ısısı giremeyecek. Otantik mimari. Ne o ya? Hücre gibi kadın içeri girecek, tıkılacak, duvarlara bakacak, fenalı gelecek, bayılacak. Bence güzel fikir. Dışarı ne bakacağım? Timur Bey oturt. Ona bakarım. Asfiye. Yani bahçedeki yeşilliğe ne bakacağım? İnek miyim ben? Misafir gelsin oturalım. Zaten içeriği Timur Bey'in zevkine göre döşeyeceğim. Banyoyu açık havaya yapacağım. Ay yok artık. Kadın yıkanırken orası burası meydanda. Diğer evlere görüntü kirliliği olmasın Timur. Timur Bey'in fantazisi neyse ben ona uymaya hazırım. Zaten hep fantazi fantazi. Ayağı yara basan bir proje yok. Ayağımı yere basmam kardeşim. Çünkü seramik döşedin. Zemin cayır cayır yanıyor. Hadi yahu bana öğretme öğretme. Ben yüksek mimarım. Öğretirim. Öğren. Hadi ya, ne öğreteceksin be sen de? Timur Bey. Açık havadaki banyo kaç kişilik? Hayır diyorum ki olmadı, oraya jacuzzi koyalım. Ay! Nafo kurtarız be. Cadı kazanı koyun bence. Niye temel kalsınlar? Daha plan bitmedi ki. Beyefendi, ekip orada, para akıyor. Para bende çok Şehmuz Bey. Mimarın gönlü olsun, sanatçı duygusaldır. Sonra bizim başımıza ekşiyor ama Vasfiye. Hah, Rıza. İnşaatı durdurun. Bir dakika yahu. Oğlum, beni dinleyin. Devam edin. Rıza, ben Deniz'in babası. Kazmayın. Oğlum, ben de öz babam. Kazın. Rıza, ben öz annen. Yemek yiyor mu? Ne yapacağımı şaşırdım. Bıktım be diyor. Ben de baktım, ben de. Vallahi ben de bırakır giderim. Ya Timur Bey gitme. Bırakıp gideceksin de ne yiyeceksin içeceksin? Ay sanki ihtiyacımız var da. Deniz diziyi bıraktı. Tiyatro yapıyor. Orada para yok ki. Tiyatroda Shakespeare oynuyor ve dizideki parayı aldı. Bizim kızımız işte öyle bir oyuncu. Tiyatrodan yegane para kazanan aktris. Timur Bey beni bırakmayın. Bu servetler mandalina bahçemin ortasına iş hanı yaparlar. Bir dükkanda Selahattin'e mutlaka verirler. Bak yahu hayda. Hayır, duşta açık havada. Allah korusun Selahattin yıkanırken ben bir denk gelsem. Ay! Gözüme şiş sokarım. Alın o planları, evet olmaz onlar. Zaten beceremezsiniz benim projemi. Seni gibileri cebimden çıkarırım ben be. Muhatap olma Timur. Haklısın çiçeği. Mimar kalfayla ancak inşaatı muhatap olur. Ders veririm senin gibi mimarlara. Boş ver Şehmuz. Kızları yetmedi, babasını da sırtımızda taşıyacağız. Benim kızımı taşıyabilecek bir oğlunuz yok ki. Müşteri, ben siz o evi yaptırmaz size. Bilmiş olun. Şişinmeyin. Bu işi Fize'nin sayesinde aldınız Timur Bey. Ne? Ne diyor bu kadın? Asla. Fiziğimin
işimin önüne geçmesine izin vermem. Mankenler gibi mesleğiyle gündeme gelmek istiyorum ha. Bak vallahi dalarım ha. Dal demek dursun be. Dal hadi dal. Bırakmasın. Bırakmasın ya. Kalkana. Dal hadi dur. Aa, hoş geldin Masviye. Sence yolda beni takip eden olmuş mudur? Ay kaç yaşındasın? Kim nereye bakıp takip edecek artık? Eşten dosttan gören olmuş mudur diyorum Servet. Evde kimse var mı? Zaten çekirdek aile 7 kişi. Of. Ne doğurdunuz be Servet? Düzineyi tamamlarsınız siz. Senin derdin ne Vasfiye? Kesli bir operasyon peşinde. Servet benim çoluk çocuk ararsa sakın sen açma telefonu. Açmadan kim olduğunu anlayamam ki Vasfiye. Sen açınca da anlayamazsın da. Boş ver. Genel olarak telefonu açma bugün Servet. Niye? Çünkü sen hastanedesin. Ben de gece sende refakatçi kalacağım çaktırma. Safra kesende taş varmış. Ay, hiç ağrısızı da olmadı görüyor musun? Salak yalan söylüyoruz benim çocuklara yalan. Anladık. Ben de makaramı yapıyorum şurada. Ay. Beyne bir an kan gittiyse demek. Keşke fotoğraf çekseydik Servet. Ne saklıyorsun çoluğundan çocuğundan ha? Hastanede diye nerede kalacağım bu akşam? Hastanede randevum var ama fazla soru sorma. Zaten cevabını iki dakikaya unutacağım. Servet bana bak. Akşam sende kalabilir miyim? Niye terasa bakıyorsun? Kimle ne yapacağım bu akşam? Ya Özge'lerde ders çalışacağız anne. Ay Timur Bey yakıyorsunuz ortalığı. Efendim? Lobutlar diyorum. Merkez kaç kuvvetinden alev alacak. Öyle bir güç kuvvet var sizde diyorum Timur Bey. İlahi. Siz benim gibi iki tane iki kolunuzu alıp lobut gibi çevirirsiniz vallahi Timur Bey. Siz kaç kilosunuz ki çeviririm tabii. O kadar ağırlık kaldırıyorum ben. Mızır şey. Evre çevire ne yapacak bana? Ay bu adam beni yakacak. Su dikeriz, sönersiniz efendim. Ay Timoş yeter artık terleme canım. Ay yani üşütüp hastalanırsan bakanın olmaz yani. Sen de öyle böyle kıskanıyorsun beyni mecbur. Sizden mi? Aşk olsun ayol. Şakalaşıyoruz. Sen de haklısın tabii Çiğdem. Çok çökmüşsün be. Ben mi çökmüşüm? Ben mi çökeceğim Çiğdem? Aynı yaşta olunca tabii beyler çökmüyor ama hanımlar cortluyor. Yazık. Sen de öyle böyle yer çekiminin kurbanı olmuşum be kızım. Halbuki siz adeta ayda yaşamışsınız. Ama ta tavuk herden piliç. Ama sen... Ne? Ben ne? Allah Allah! Çaban Çiğdem, çaban seni ele veriyor. Bak saçını her taraftan gerip... suratının fazlasını tepende bir topuz olarak topluyorsun ama ne fayda? Her yerini gerip bir yerde topuz yapamayacağına göre. Siz beni hiç mayolu gördünüz mü hanımefendi? Ay ne diyorum ben ya? Çok şükür görmedim Çiğdem. Allah göstermesin. Hadi sana yer çekimiyle olan savaşında başarılar diliyorum. Allah göstermesin.
Ay şu lafı 10 saniye önce patlatsaydım antidepresan gibi gelecekti bana be. Of. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.